Muhaccına yapacağız inşallah. Şimdi duracağım, nefesim nefes mühim. Vaktiyle bir meşayih vardır. Meşayihin müritleri vardır. Çalıştılar. İmtihan zamanı geldi. Evliyaullah sırrına erilmez. Evliyaullah gitti evden. Yoku arpa kavukası kavurdu. Arpa saçın üstünde kuzartık mı kavuka derisi. Görmemli kadın bir adeti olur. Cebine koyup geldi. Selam aleyküm selam. Çocuklar size hediye getirdim dedi. Cebinden üç arpa denesi çıkarıp birinci müride verdi. Birinci mürid. Şeyh'in hediyesi ya Bismillah, ya Allah deyip yedi. Üçüncü mürid de böyle. Üçüncü mürid de verdi. Hayır Alman dedi. Bunun ne diye sözsüzsün? Hayır efendim. Sözsüz değilim de. Almadığımın sebebi var. Neymiş sebebi? Söyle bakalım. Ben bu üç arpa denesini alıp ağzıma artık halledip de yutuncaya kadar bir dakika geçer. Bir dakika ise 60 saniyedir. Bir ismi Celal bir saniyede meydana gelir. Defalarca tecrübe ettik. Benim hayatımda sen de tecrübe et. Saatin dibine o testi elin al. Allah, Allah, Allah. Kaç oldu? 60 oldu. Tam bir dakikadır. 60 ismi Celal'dan kalırım. Almadığımın sebebi bu dedi. Bu dermiş. Nefesinin dakikasına değil de saniyesine varat ya arkasını arar da. Bu boş boğazlarınızın hali ne olur Allah'ın aşkına soruyorum size. İşte Hoca Efendimiz'den bir ders alıvermeli. 24 saatte 4-8 kere tesbih döndürüvermeli. 24 saatte çeyrek saat rabıta tutuvermeli. Bu su, bu çarkı döndürmez emmenin oğlu. Çaresi, çaresini anlaşacağız inşallah. Bu 24 saatte alınan 24 bin nefesin. 12 binini Allah'a değendirsen yine olmaz. Neye? Niyetine var kuzum. Günahın olan sevabın yarı olmuş oldu. Cennete koyalım tek. Sevabın fazla değil. Cehenneme atalım tek. Günahın fazla değil. Çaresi şu. Bu 24 saatte alınan 24 bin nefesin. 18 binini Allah'a beğendireceksin de geriye kalan 4 bini de eli adını sallaha vermeye çağırlar da Allah'ın huzurunda Allah görüp duracaksına azaların kemiklerinden ayrılarak gözyaşlarıyla günahına tövbe istiğfar edip de su olacaksın. Su. Sözüm cemaattan dışarı. 20. asırın öpkaları, züppeleri biz bunu köyüne ta gümbür gümbür yemeye gümbür gümbür gelmeye geldikten diyorlar. Böyle devlenmenin oğlu. Böyle devlenmenin oğlu. Bir gün Cenab-ı Allah kudret kapısıyla yakamızı kavrayacak. Ey benim kullarım. Ben sizi ipekler çiçekler gibi yarattım mı? Evet. Türlü nimetlere sarf ettim mi? Evet. Bu kadar ömür, bu kadar nefes verdim mi? Evet. Hem bu nefesi içeri alırken ne amel işledim? Dışarı verirken ne amel işledim? Dünyadaysan bana niçin kulluk yapmadın? Evet, teferruatına bakmayacağız. İçinin çizgilerini alıp geçeceğiz inşallah. Kalbin ikinci penceresi burun efendim. Burun. Uyar ruhanısın seferlerde. Tam manasıyla zikrullah'tan kıtasını aldı da kalpten fışkıran zikrullah nurunu iman güneşinin filizleri burun pencerelerine kadar ulaşabildiyse bu burun başlar 6 aylık yollardan okuları duymaya. Nitekim Münatifli Hacı Ahmet Ağa'nın Beyb'de söylediği gibi topladım çiçekler aldım elime, hiçbirisi o kokuya benzemez.
Rayhan mı seçtilerdi o Medine'nin dağlarına bilemedik. Yalnız bir saniye ömrü var. Dakika demedim ben. Dakika demedim. Lufur'un başlar 6 aylık yollardan kokuları duymaya. Nitekim Latifli Hacı Hamedan'ın beyinde söylediği gibi topladım çiçekler, aldım elime, hiçbirisi o kokuya benzemez. Rayhan mı seçtilerdi o mevkenin dağlarla bilemedik. Yalnız bir saniye ömrü var. Dakika demedim bak. Dakika devam etti. Ya Allah deyip can vermeliyiz ya da delirip dağlara gitmeliyiz. Evet. Albüm üçüncü penceresi kulaklar efendim. Kulaklar. Eğer ruhani vatan taharlarda tam manasıyla zikrullah'tan gıdasını aldı da kalpten fışkıran zikrullah nuruna iman güneşinin filinleri kulak pencerelerine kadar ulaşabildiyse bu kulaklar dibinde konuşan şirli amcana şirli laflarını duymak mağruptan gıcalı baygın okuyanı duyar. Dahası var efendim. Dahası var. Ya o. İnsanlara iç alemi bir fabrikadır. Yedi kat yerlerin altında deryada mahluklar. Yedi kat göğlerin üzerinde Allah'ın tecelliyat nuru. 18.000 alemin bütün tezerruatına, zerresinden gürresine varıncaya kadar dillisi, dilkizi, canlısı, cansızı, demirler, topraklar, taşlar, çatırlar, mavaşlar, zerreler, gübreler Allah'ı zikreder. Kulağalarda duyamayan emin olalım. Bütün mükevenat inir Allah'ın hâsi haşiyetinden inileşir. Hatırla mı tazdülmen? O dağlardan bir duvarla düngülde kaynar hani ya? O dağlardan düngülde kaynayan duvarlar Allah'ın hâsi haşiyetinden dağların gözyaşlarıdır. Allah bilmedik hiç ne yoktur. Herkes lisanına göre Allah'ı zikreder. Evet. Nasıl ki Cenab-ı Allah salihe kadını evliya erkevi rical-i gaybı cinleri, şeytanları melakeleri gözümüzden kaçırdığı gibi kafir ehlinin ahizlarıyla mükevenatı zikreden Allah'ın kelamında kulaklarımızdan kaçırdı. Yaşayamayız. Yaşayamayız. Evet. Diyor ki Serebine kalp deyip oturacağım. Sana bir şey soracağız. Bir kalbin içerisinde olup olursa yana, yemin, öfke, kibir, kazak, buğuz, kulhaklık, yamaz belki, yamşaklık, boşboğazlık, beynamazlık, beynamazlık da olursa bu da kalp olabiliyor mu? Hayır. Hayır. Bu Adem'e sizin gözleriniz ile baktığınız zaman siz gözünün Adem boyasına, dilinin yaldızlı atlarına bakar aldanır, Adem'den mübersaiz. Halbuki biz buna az demeyiz. Peki Sarem'i ne dersiniz? Dünyamızın sırtın tenikesi deriz. Bu kalitin, bu kalitin, bu kulu Allah'ın indinde hiç kıymeti yok. Tamam mı efendim? Peki emmi, sana bir şey soracağız.
Allah'ın indinde Allah'ın beğendiği midir kul olup da Allah'a yarardır kalp bulabilmek için ne yapmak gerekir? Geldik can damarına. Bir kalbin içerisinde vur rabıta var. Ha karan rabıta dedim de aklıma geldi dur. Peygamberlerin yeserleri içinde dışında tırnağından tepeğinden vurdur. Bu bir sirk esrardır. Bu esrarı gümüşü Adem bu asilam foyalıdır. Altı bir tamam vurdur. Peki Peygamber Efendimiz ne yapardı? Allah'ın kirli kullarını elinden yakasından tutar da nurlu yola sevk ederdi. Tanrı Sultan ne yapar? Hızır öyle yapar. Öyleyse Peygamber vekili, evet, evet, Peygamber vekilinin nur olmasına rağmen nur rabıtayı kalbe tuttuğumuz zaman kalbin içerisine bin mumluk elektrik takılıp açıldı. Aynı kalbin içerisinde nur zikrullah var. Zikrullah kalbi cila yapar. Zikrullah kalbi parlandırır. Zikrullah kalbi nurlandırır. Zikrullah kalpte atılar pencereler açar. Hak, hakikat o pazardan alınmış satılır. Çok pahalı, çok pahalı. Evet, bir kalbin içerisinde nur zikrullah var. Kalbin içerisine din nurlu elektrikler takılıp basıldı. Aynı kalbin içerisinde Allah'ın harfi var. Bin mumluk elektrik daha takılıp asıldı. Aynı kalbin içerisinde Allah'ın muhabbeti var. Bin mumluk elektrik daha takılıp asıldı. Bunların topusunu bir ara toparladık da ne oldu? Zikrullah'tan parlamış iman nurunun güneşi oldu. Bu güneşin ışığından Allah'ın göstermesiyle Allah'ın gösterdiği yere kadar görülür. İşte sırat köprüsü budur. Dışarıda tahtadan talaştan yapılmış sırat köprüsü aramalı. Sırat köprüsü bil umum insanların kalplerinde amelleridir. Emminin keşfi açılmış keşif gözleri de budur. Emminin basireti açılmış basiret gözleri de budur. Sonra bu gözlerin bir vazifesi daha var efendim. Bu efendimizden evvel bir efendimiz vardı. Muhammed Efendimiz Hazretleri. Onun üç kıymetli halifeleri vardı. Şöyle de bir sözü vardı. Dünyada Kur'an dinlemek dolayı aramanlı Hacı Osman Efendi'yi buluşur. Alimidir. Dünyada nur-i ilahiye görmek dileyen aşıkçı Arzu Efendi'yi bulsun. Şifası güzeldi. Dünyada melâk-ı görmek dileyen Adınalı Sami Efendi'yi bulsun. Böyle de bir sözü vardı. Şimdi gittiği yerlere seyyata Hacı Osman Efendi'ye fazla götürüldü. Sohbeti parmağına Hacı Osman Efendi dönsen oldu öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi birkaç dakika sohbeti parmağına Hacı Osman Efendi'nin ağzına vereceğiz. Ondan dinleyelim inşallah. Bir Efendi Hazretleri'yle bir seyyata çıktık. Sofanın birinin eline vardık. Öğün tavuğu geldi. Zengin kardeşimiz koyunlar, kuzular kesildi. Yemekler, börekler, çörekler. Türlü nimetler. 30-40 kişi bir sinir sofra olduk. Buyurun dediler. Sofranın başına oturup 3 dakika mürakaba yaptı. Buyurun siz yiyin.
Ben midemden rahatım dedi. Dinledik. Baramanlı Hazretleri Efendi'nin ağzı konuşan şimdi. Kirlendi Hazretleri'yle konuşuyoruz. Muhammed-i Esat Hazretleri'yle. Oradan kalktık. İkinci ihvanın evine gittik. Yine öğün tavuğu geldi kardeşimiz. Sinirler, sokurlar hazırlandı. Sokuranın başına oturup 2 dakika mürakamı yaptı. Buyurun sizce. Ben midemden rahatsızım deyip çekildi. Biz yine yedik. Üçüncü ihvanın evine vardık. Yine öğün tavuğu geldi. Sinirler, sokurlar hazırlandı. Bal bir kaş lokma alıp çekildi. Şuna bir çatağım dedim. Misafiriz ya. Sohbet bitti, yemekler yendi, yataklar serildi. İkimiz bir odada yatacağız ya. Karamanlı Hacı Osman Efendi'nin ağzı konuşar. Şuna bir çatağım dedim. Nihayet sultanım. Evden memleketten ayrılalı bu kadar zaman oldu. Benden 2 dakika ayrılmadın ki gittiği yatağını doyurmuştum desek. Açsın biliyorum. Senelerden beri bir aradayız. Midemden de rahatsız dersin. Onu da biliyorum. Niçin türlü nimetlerden yemediğime sebep ne? Nimet yiyeceğim. Osman. Kan. Kandır. Peki birinci yemek kanıdır. İkinci ihvanın evine vardık. 2 dakika buraya kapa yattım. Buyurun sizin ben midemden rahatsız deyip çekildim. Neden yiyeceğim Osman? İrin, irindir. Evde 3. ihvanın evine vardık. Yedin ama az yedin. Bunda sebep neydi? Neden yiyeceğim Osman? Sümük, sümüktür. Peki sümükten için yedin? Telefi nefis var Osman, telefi nefis var. Yüzüm karardı neredeyse. Ayağa kalktı, namaz buna baktım kalmadı. Peki, bu maddeye vuruşturan neydi acaba? Zikrullah'tan parlamış. İman nurunu güneşinin ışığından Allah'ın göstermesiyle gördü. Evet, sevgili peygamberimiz de bir kuludu. 1400 yıl önce, 1400 yıl sonraki giyimimize, kuşamımıza varınca kadar Hazreti Şerif'te barbağa bağırıp durur. Yalnız efendim o peygamberdi. Evet, evet peygamberdi ama bu da bir hattır, hakikattır. Peygamber Efendimiz öldü ölen gitti de hakkı, hakikati götürdü etti mi? Hayır. Peygamber Efendimizin torunları, Peygamber Efendimizin varisleri hakkı, hakikati zamanımıza kadar getirdiler. Öyle bağı haşra kadar böylece gidip nihayet cennete dökülecek. Bu bir nur ırmağıdır. Buhar'ın gözü sevgili peygamberimiz varisten varise, torundan toruna geldi. Zamanımıza kadar geldi. Öyle bağı haşra kadar böylece gidip nihayet cennete dökülecek. Bu bir nur ırmağıdır. Bunun tam solunda, karşısında bir de küfür ırmağı var. Harıl, harıl, harıl cehenneme dökülüp gidenler. Merhametimden dura birinin varsan yakasını tutsan da dur kuzum yavrum Allah'ın aşkına gittiğin yol yanlış. Gel zararın ziyanın neresinden dönersek karımız. Dönmez, gafil insan dönemez. İrade elinde değil, sebebi var. Sebebi şu. Yüz pençerelerinin önünden günah perdelerini Allah'ın lütfu merhametiyle bir tarafa sıyırdık da emminin şeriatına baktık. Şeriatı zıfır. Şeriatı zıfır da ondan dönmez dönemez. İkinci olarak ahlakına baktık. Ahlakı da zıfırın altında zıfır da ondan dönmez dönemez. Üçüncü olarak lokmasına baktık besmele çekilmez de ondan dönmez dönemez. Dördüncü olarak Cenab-ı Allah o tip insanların ruhlarını bunlardan ürküttü. Ürküttü. Amelleri başlarına bir yular taktı. Bir biratlarına düştüler. Kişi
kişi söylediğinin haşır olacağına göre harıl 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 gafil insan cehenneme dökülüyor. Ben ne öğrettiğini bilmez. Deli koyu. Bilmeli. Evet. Şimdi bu gözlerin masumunu konuşmayacağız. Bunlar bir devleti başında. Evet. Nimettir. Allah yokluğunu göstermesin. Ama bunlar maddeye aittir. Candır, kayıttır, aynadır, aladanlıktır. O alem ile hiç ilgisi, alakası yoktur. Bu aleme bu gözlerle baktığımız zaman bugün hali hazırda iki manevi cehren çarpışıyor. İki manevi kuvvet dövüşüyor. İki manevi pehlivan güleşiyor. Pehlivanın birinin adına nefis dedik. Nefis pehlivanı gıdasını dünya tamirlerinin türlü nimetlerinden alır. Pehlivanın birinin adına da ruh dedik. Ruh pehlivanı da gıdasını saharlarda zikrullah'tan alır. Şimdi bu iki pehlivanı iradesini fikrin emrine verdik. Fikirsiz emminin oğlu, dostunu düşmanını bilemeyen gafil emminin oğlu, nefis düşmanla dünya tahammülerinin üç öntürün türlü nimetlerden dıka basa kıdasını verip gerildip canlandırdı. Başlar önüne geleni bakıp arkasına geleni tepmeye. Günler aylar geçip, seneler yıllar geçip de midesine bir lokma manevi gıda düşmeye bir çare ruh pehlivanı zayıf kalır. Nefis pehlivanı, ruh pehlivanı bastı mı vilayetin iradesi gitti nefsin emrine, Allah muhafaza buyursun. Kırklıcı, makalözün eline gittiği gibi Allah'ın bunlardan etmesin inşallah. Akıllı emmin olduğunu yaptı. Ehlini bulup erbabından öğrendi. Çok senelerden beri zira derseniz. Benim melakem benim adresim alır. Senin melakem senin adresin alır. Akşam saat 4'ten 8'e kadar mağrıbılan maşırıkın arasında karıncanın ayağını basacak boş yer kalmaz. Melakenin kanat çakırtından geçilmez. Akşam saat 8'de Mekke'ye toplanırlar. Mekke'de melakenin elinde bir iki zarf var. Namaz kılanların adresesini zarfın birine atar. Namaz kılanların adresesini zarfın birine atar. Ağzına bir mühür bir zımba onu iki jandarmanın iki melakenin eline verir. O iki melake, o iki zarfı Allah'ın huzuruna götüre dursun. Geriye kalan melakeler Mekke'de saat 8'de nasıl leyl deriz biz ona. Gece 12 saat olsa 8 saat altından gitti. 4 saat kaldı. Buna nasıl leyl deriz. Geriye kalan melakeler Mekke'de 2 rekattır namaz kıldılar. Namazdan fari olduktan sonra ya Rabbel alemin bunlardan olan ecr-i mansibatı yeryüzünde cemaate devam edenlerin hediye ettim. Bağışladım. Öylesine yapacağız, cemaate de devam edeceğiz. Evet. Sıçtıklarıyla birinci güve vardılar. Birinci güven çatal iki kapısı var. Kavşurma kapı. Sağdaki kapının üzerinde eski mez yazıyla, kudret kalemiyle nurdan yazılmış La ilahe illallah. Soldaki kapının üzerinde Muhammeden Resulullah. Saharlarda Allah'ın hacet kapıları arkasına adan açıldı. Birinci zövde bir melaça var. Sıraz donunda maddasız beyaz, ayakları topuklarına kadar sarı, gül ibikli, topak ibikli, melaka sıraz. Allah'ın emriyle birinci zövden öttüğünde şöyle öter. Bak ey! Cenab-ı Allah'ın arsasında gezip lokantasından türlü nimetleri yiyip de zorkanı başına çekip de kaygısız, korkusuz, üyen, gafil insan.
Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinden bu cesareti oldu. Nereden aldın bu cesareti? Kalkmaz, yürü. Oğuz'un sesini Allah'ın emri izniyle ahırda, kümeste horozlar duyarlar. O melekenin ve dili olarak ahırda, kümeste horozlar öterler. Öttüklerinde şöyle öterler. Bak ey gafil insan, Allah'ta hiç mi ihtiyacın yok? Allah hacet kapılarını açtı. Bak Allah'tan hacetin iste. Buyur. Yarım saat durur merhametinden dolayı burada öter. Yarım saat durur burada öter. Sabah ezanı okunduktan sonra kalkmaya olmaya erme gafil insan, gafil insan. Ezan okunduktan sonra uyanan gafil insan olursa güneş doğasına yatanı size halal ettik gari. Bunu sizin merhametinize halal ettik. Evet. Birinci buğdan geçtik. İkinci buğdan kapıları aynı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İkinci buğdan kapıları açıldı. İkinci buğda Allah'ın manevi rahmet denizi var. Efendim, muhallakta durur. Altında dikmesi yok. Üstünde katkısı yok. Muhallakta durur. Bu Allah'ın manevi rahmet denizine bir melake memur. Melakenin iki kanadı var. Biri mağrupta, biri maşrupta. Saharlarda Allah'ın hacet kapıları açıldığında o vazifeli melake Allah'ın manevi rahmet denizine batar. Taşın üstüne çıktı öyle kanatlarını sallayabildi mi? Allah'ın manevi rahmeti saharlarda uyanık kulların kalplerinde yağarda sevgili peygamberimizin kalbi gibi göl olur efendim. Göl. Göl olsun yapacağız. Saharlarda da uyanık bulunacağız. Evet. Allah'ın madde rahmetine gelince dağ ağrıp geçmez, birliğinin nurunun üzerine yağ verir. Allah'ın madde rahmetine müekkel Mülkan Aleyhisselam. Efendim, melake. Ha, elinin yumruk yaparak yumruğun üzerinde saati temsil eden bir pusula var. Pusula. Evet. 12, 12 numarasında getirdi mi? Zıfırdan yağar. Allah'tan nasıl emir aldıysa öyle. Bardaktan döker gibi yağar. Bir tanesini göremezsin. Zıfırdan yağar. Eğer 6'yı 5'in üstüne getirdi mi? Başlarını hıttan ediyordu. Şap, tak, tak. Peki sarar mı? Sana bir şey soracağız. Aydın'a yağar, Adana'ya yağar da koymuyor. Ortaya da kalır. Buna ne dersiniz? Bir işaret üstüne vurur. Allah'tan nasıl emir aldıysa öyle. Bir işaret 5'in üstüne vurur. Bir işaret 7'nin üstüne vurur. İşaret vurduğu yerler kaç bin metre yer ısladacağısa ısladır. İşaret vurmadığı yerlere yağmaz orada kalır. Rahmetin yağış şekline gelince. Sağ elinin yumruğunun üzerinde saati temsil eden pusulanın ortasında bir inlemin yurdusu kadar pençere var. Pençere. Aşağıdan tanesi vurdu mu bir buhar. Geçen bir ihvanın evine vardı. Bizi haşerattan mı korudu? Önüne sokumu saldı bilmem. Elinde bir tenike. Hav etti bu kişiye. Hav etti. Sarımlı balıklarını geçtik. Aşağıdan vurduğu sandık. O ünlünün yurdusundan tuttu mu? Buhar. Alaşılı buhar. Parçalı. Olur. Her parçasını bir melaka getirip yeryüzüne kor. O melaka burada fırının gelip beni anlatan başka bilen olmaz. Evet. Allah'ın büyüklüğünden basit dedik ya. Bitkiye gelince, bitki diye ağaç kısmına denir. Geçen bir Bolu dağlarından yolumuz geçti. Mağrib ile Maşrik'in arası dinleyelim de küçük konuşalım da kafamıza sığsın inşallah. Bir Şam, binlerce dönüm Şam, aralarında
Bir hocaefendiyi göle aldığımız zaman isterse de Hacı Tahir Efendi kadar büyük olsun, isterse de Hacı Veyit Mustafa Efendi kadar büyük olsun, besmeleyi bilemez, elhamı okuyamaz. Ne zamana kadar? Ehlinden, erbabından, öğreninceye kadar. Ehlinden, erbabından, öğrenci mi? Hırsımere çıkar da, ümmet Muhammed'in nur saçar efendim, nur. Kimden öğrenci? Ehlinden, erbabından öğrenci. Kalbi sadece akıllan demek. Gözümüzün kutu düzen demek. Mütküler mühendisler de düzen demek. Kimya bireyi de düzen demek. Kalbin ayrıca rehmi erbabı var. Kim de acaba? Cenab-ı Allah bir yarattı. Ruhları iki kısma ayrıldı. Bir kısmına siz haşaratlar olun dendi. Ama sizin cemaattan dışarı haşaratlar oldular. Cenab-ı Allah kendisine yakın beğendiği ruhları haşarattan beşere teşte ayırdı. Beşerin içerisinden şeriat ehlini, şeriat ehlinin içerisinden tarikat ehlini, tarikat ehlinin içerisinden hakikat ehlini, hakikat ehlinin içerisinden zidale gaybı, zidale gaybın içerisinden yüzleri, yüzlerin içerisinden kırkları, kırkların içerisinden yedileri, yedilerin içerisinden üçleri, bunun gerisi dışkatandır. Mağrıbılan masrafın parasıyla ilgili alakalı. Allah'a kulluğu öğretir. Hatta şeyden dervetiyle Kan Sultan olduk. Cenab-ı Allah bu kuluma, bu dostuna emir ve selayet verdi. Ve buyurdu bunu. Ben insanların iç alemine alakadarsın. Nasıl üzeri? Mürşid-i Mükemmel'in Allah'tan aldığı bu gözler baştan bir kere tüker tutma kendine alın. İkinci olarak Cenab-ı Allah ben insanların iç aleminden manevi hastalıklarının da tedavisini vermişsin. Baş ilaçları. Mürşid-i Mükemmel Allah'tan aldığı bu emir, bu salayet üzerine mürüdü 20. asırın ateş dünyasının içinden şekilde şeriattan tarikata aldığı zaman mürşid mürüdün kalbini Allah'ın emriyle bir manevi ameliyat yapar. Manevi ameliyat. Mürüdün kendine kadar olmaz. Mesela mürşid der ki mürüde, yavrum yalan söylemeyelim. Yalan söyleyenleri Allah sevmezdir. Mürid de söz tuttuğuyla tekbir sultanım, madem ki yalan söyleyenleri Allah sevmezmiş, ben de sana söz veriyorum, bundan sonra yalan söylemeyeceğim. Ve söylemedik elhamdülillah. Ne oldu? Kalpten yalan çıktı. Mümin de böyle, öfke,
kin, kibir, tezatlı, kul hakkı, münevabeti, yanlışaklık, boşboğazlık, beynamazlık, beynamazlık. Kaçtınız iyice süpürdü, sefa, çöpük tenik ne döktü. Onu mu döktü? Hayır efendim. Cenab-ı Allah sebeben. Yalnız Cenab-ı Allah her şeyi bir sebebe bağladı. Kamusu sen oldun. Sebep sen ibaret. Evet. Ne oldu? Kal. Kal. Kendisi öldü. Muttak. Kendi kalbim içerisine, mürşid-i mükemmel, mürşid-i kalbime Allah'ın emriyle bir manevi tohum saçar. Efendim, manevi tohum. Ne gözün çanağı kadar kapana çalışır, ne akıl kantarı çeker, Allah'ın ile kulun arasında bir sildir, köpürağıdır. Mesela, bahçelerimizde, tomata, biber, fidanı, düştüğümüz gibi. O manevi tohum müminin kalbinde biter, yeşerir, duvarır. Bunun arasında bir bakın embalılar, marazlar, yabani otlarda biter. Kalbin içerisinde yabani otlarda biter. Biz de ne yaptık ya? Bize Allah'ın emri de böyle, mülkü mükemmelin tarifesi de böyle. Ağırlarda ya Bismillah, ya Allah diye kalktık. Bir abdest aldık. Bizi ve 18.000 alemin bütün teferruatının zerresinden zübresine varıncaya kadar görüp, dinip, duyup, kıran. Allah'ın huzurunu. Ey gülü peygamberim, herde yaşasın da gelin üzerine oturduk da. Allah görüp duracakına. Azalarımız birbirlerinden ayrılara yüz yaşlarıyla yukarın çatakıyla çatalatık. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yukarın çatakıyla çatalatık. Neyi çatalatık acaba? Sohbeti bu zeytin yapıyor, sakın unutmadı inşallah. Kalbim içerisinde bir çöp. Oyunlar, yalanlar, yeminler, pekin, kibir, pazartı, emrazlar, marazlar, birçok yabani otlar bitirdiydik. Onların tadısını saharlarda, Allah'ın huzurunda, Allah görüp duracağına, etimiz kemiğimizden ayrılarak, yüz yaşlarıyla, İki yuvarın çatakıyla çatalatık. Salavat-ı Şerife'nin kırmızıyla girdik, bir araya toparladık. İddel alan ateşiyle yaptık da, yerine, yerlerine, kelime-i tevhidin, fatmeri güllerindik. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ne oldu? Hal buldun mu? Cennet bahçelerinden bir bahçe aldın. Evvelki neydi? Evvelisi de kalbi de ama dünyamızın öpü kenikesiydi. Şimdi ne oldu? Hal buldun mu? Cennet bahçelerinden bir bahçe aldın. Bulursun, nur rüyamıza, nur kalbe gitsin. Bulursun, nur zikrullah, nur kalben etsin. Nikrunla kalbi taharet yapar. Nikrunla kalbi cila yapar. Nikrunla kalbi parlandırır. Nikrunla kalbi nurlandırır. Nikrunla kalpten kapılar pençereler açar. Hep afibat sözlerden alınır satılır. Çok pahalı, çok pahalı. Yallah efendim. Biz bir türlü rabıta tutamıyoruz.
Vatan hükümetine gelin gel. Neyseniz. Efendim. Ünlümümüz kağıdımız. Rabıtaymı sultanım. Kalbimiz günahımız. Kürlükte bir can vardır. Orada bir can. Güneşe karşı tuttuğumuz zaman güneşin ateşi ünlümün içine takılanır da altından kağıdı yakar. Rabıtayı kalbe tutup da kalbin ateşinin nilayet tadılınan küçük günahları yaptığı gibi. Yanına efendim dik türlü rabıta tutamıyoruz. Mani var efendim. Güneş ile günlüğün arasına şöyle elimizi koyduğumuz zaman güneşin ateşi ne yapamaz? Günlüğe toplanamaz. Altından kağıdı yakamaz. Rabıtayla kalbin arasında mani var efendim. Mesela bir ırmağın altında ekin suluyorsan, yedeviden kesiliyorsan ne atarız acaba? Suluyor deli. Omzumuza vurur da ırmağın boyundan yıkılanları, takılanları, manileri saklayarak duvarın gözüne çıkarız. Açık konuşalım, tarihimi anlayamadık. Şöyle açık konuşalım. Kardeşimiz, eğer hakikaten rabıta tutamıyorsa, rabıta tutamadığımızın birinci sebebini şeriattan arayacağız. Şeriat taşta gelir. Eğer şeriatın temeli sağlam atılırsa, onun üstüne bir de tarikat binası yaparız, bir de hakikat binası yaparız. Bunlar marifet derken dokuzat öter duman olur. Bu dokuzat öter dumanın yukarıdan birisi çatlarsa, onun nefesinden süpürüp kalbini yine kullanırız. Ama şeriat badandan çatlarsa, hepsi birden gelir Allah muhafaza buyursun. Şeriata olmadığı yerden hiçbir şey olmaz. Eğer şeriatta gaddal tanesi kadar noktanın varsa, o gaddal tanesi kadar noktan kalpte bir lekedir, rabıtaysan nurdur, nur rabıta, lekeli, sirni, çatın tenkesi kalpte, rastıka girmek sultanı. Nur rabıtanın girebilmesi için kalbinden nur olmak yapışır. Evet. Haram mı canım? Benim şeriatını güzel elhamdülillah. Allah güvendi mi? Evet. Peki. Kabul etti. İki ama yine rabıta tutamıyorum. Rabıta tutamadığımızın ikinci sebebini nereden arayalım? Kardeşimiz. Ya şeriatın güzelliği Allah güvendiyse yine de rabıta tutamıyorsan rabıta tutamadığımızın ikinci sebebini ahlaktan arayacağız. Ahlak. Ahlaklıdan hadi olamaz. Ahlaklıdan hobe de olamaz. Ahlaklıdan derviş de olamaz. Ahlaklıdan memur da olamaz. Ahlaklıdan zıtırın altında zıtırdan başka bir şeye yaramaz. Batında gayet aranan ahlak, ahlak, ahlak. Evet neyse, yürümükler ki hazırlık da ahlakı öğrendik. Sarı benim ahlakım da güzel elhamdülillah. İyi, iyi ama yine rabıta tutamıyorum. Rabıta tutamadığımızın üçünü bir sebebini yıldan arayalım. Kardeşimiz, eğer şeriatın güzel Allah beğendiyse, ahlakın da güzel, bunu da Allah beğendiyse, yine de rahatta tutamıyorsa, rahatta tutamadığımızın üçüncü sebebini unutmadan alacağız. Dünyada insanlar
iki kısmına ayırdılar. Efendim, ömür dünyada mağara bulanın aşırıdığın arası 4 milyar insanlar iki kısmına ayrılır. İsmail'e bakın, Kufa'na bakın. İsmail'e kısmında ne kutu merbut, ne sıkıntı, cehenneme merbut, Firavun'a temsil olunur, askeri var, askerinin kıtası var. Mesut askerini hükredin etmeden doğurur. Efendim, haram demedim bak. Haram Allah muhafaza versin, etmedim bir şey. Falan da öyle. Haram olan helalın arasında bir şüphe var. Ömürlük mü? Meyveye indiği zaman kan doğurur efendim. Bir kısmı et olur, ardın olur. Bir türlü Rabbinin huzuruna yaklaştıramazsın, imkan yok, yanaşmaz. Hatta inatımız üzerine gösterirler de vakıttır, abdest alırlar. Bizi ve 18 bin alemin bütün teferruatının zerresinden kurbetine varıncaya kadar görüp, bilip, duyup duran Allah'ı tutuklarlar. Sevgili Peygamberimden sevgili Resulü'nün seccadenin üzerine oturmuş olsak bile birkaç kelime okuyuz yazmadan, birkaç adım Resulü'nün huzuruna yoruk etmedik yürümeden. Mesut'un askeri boynuma durup dağlar. Şeytanın askeri de arkamdan kakalar. Gider biri de yukarıdan manevi getirdiğini atadalar. Tamam dur da sevgili Resulü'nün seccadenin üzerinden. Buna sebep ne acaba? Lokma, lokma, lokma tutup öyle mi alır? Lokma bir erzatının eline verse, vilayette, vilayette yakanı kesesine görür, mevkmişe kadar mazaratını sayar. Ben de suyu şu, haram veya şüpheli lokma meydeye inditer, mideden doğan kan yürürer derse beraber, ben de tatlı ayağına takılır, bir kalpten kutlara tutturur. Kalpten kutlara tuttu mu, yemin getir, kusurdu der. Lokma, lokma, lokma. Çaresi, çaresi sağarlarda çok, çok, çok. Yüz yaşlarıyla, günahımıza çok eksiği, bana ihtiyaç var. Allah'ım geriye iade ederse olur. Tek kısmı bu. Kalbisinin mide yüreğe verir, yürektiği kalbe verir. Kalbin içine diriyen kanın içinde bulunan mikro nefte asker doğurur. Nefis askerini haram veya şüpheli lokmadan doğurdu. Bir de şeriat çerçevesinin kışından gıdasını aldı mı? Amcam doğru gitmez, sınavatını Allah nazı kapıyorsun. Oğlum dünyada insanlar cefalı üzerine yaşar, biri nefsin hadasıdır. İsmail'e kısımın, dünyada vazifelerine gelince, yükler, içerler, yatınlar, ulurlar, keflenirler, yetlenirler, toplarlar, mutlarlar, nihayet ölürler. Öldükleri zaman şişerler, kurslanırlar, çürürler. Bu gibi amellerle amellenip de ölenler, öldükleri zaman mahşarda düşman nefislerini karşılarında bulacaklarını iyi bilsinler, iyi bilsinler. Ne yapıp yapmalı? Hangi çarelere başvurmalı? Ehlini bulup erdadından öğrenmeli? Can tenine soktan derken
İsmânıgıtından, ruhânıgıtına atlamanın bir çaresine bakalım. Akıllı değil emminin oğlu. Akıllı değil emminin oğlu. Bu mükeyene kadar gümbür gümbür yemeğe gelmedik. Efendi, gümbür gümbür gelmeye de gelmedik. Karelere, karıncalara, maltıklığa göre de gelmedik. Tertenin rastlığı, rastlığı azaltından dayısınlar Allah'ın kadınların gülükü lazım değil, kul lazım, kul. Evet. Kazanın bir kapısı açıldı. Tabii ki sular bir yapalım inşallah. Sorduğu sohbet ilgi yanlış anlaşılmadan. Biz sana dermiş olalım. Kostum üstüne oturalım, bakma verelim de. Yine ağır geçelim, çocuk çocuğu silendirelim demedik. Evgülü Peygamberimizin Hazreti Şerif'in yerine dünyaya örmeye gelmişti bir çalışacağız. Dünya olmasa etme olmaz, etme olmasa kuğu olmaz. Üç gün esme kıymeten dersin de onu ayağa bak, namaz kılamazsın. Ne oldu dünyada işte harap dedik ki. Evet. Harem mi canım? Üç yorumlu alım efendim. Biz onlardan bölgeyiz elhamdülillah. Bir, yalnız etme bölgeyen Allah'ın güvendiği yıldan kazanır. Allah'ın güvendiği yeri tarz ederiz. Bizim yokmamız iyi, emin, helal, helal, iyi. İyi ama lokma helal olursa ne olur? Helal lokma. Mideye indiği zaman kan doğurur efendim. Mideden kan nereye atlar? Sürekli halde verir. Aydın içine bilinen kanın İçimde bulunan mikrobu küçük yılanın ateşiyle yaptıktan mikrolla olur efendim. Mikrolla kana karışır. Hal tekmesinin içerisine helal lokmadan soğan kanın içinde bulunan mikrobu küçük yılanın ateşiyle yaptıktan daha sonra kırkenin kanı kalp tekmesinin içine koyduk. Onun içerisine de mikrobları koyduk. Onun üzerine de ağırlarda Allah'ın kalp ve haşiyetiyle gözümüzden akan gül yaşlarını koyup pososunu kalp tekmesinin içerisinde macun şeklinde tamir yoğurduk. Nasıl ki kana karışan zikrullah kanla beraber vilayet insanın cesetine girip içimizde dışımızda devran eder. Oturun bizim mahallede bir ihvanımız 70 yaşlarında bir ihvanımız 20-25 senelik ihvan. Gördüm. Peygamberle karşılar uzatmış. Bir derse kızımızın en arasına sivil girmiş, başları sulanmış. Şimdi ona bakacak. Ne oldu dedim ben? Bir yağlı kendisi. 20-25 gündür bedenimde bir hararet var. Doktora gel. Sus dedi, sus. Hadi şuna kalsın. Dersin bizim yerlerle oynayamaz dolarınızı. Fazla yerlerle biraz ses kırptı da. Hadi gittim ben gitti. Aradan üç gün bir hata geçti. Aralarla gülerle çıktı, öyle geldi. Beni duydum dedi, benim bastırı işim kalmadı. Basıl ki, bana karışan mikrullah, deriyle etin arasında karıncalar gider. Vilayetin en ufak hücrelerine varıncaya kadar kanın varmadan bir hasta olup öldüğüm gibi, kana karışan mikrullah, bütün vilayetin her oktavının devresinden güvesine varıncaya kadar devran eder. Nasıl ki doktorun damardan inmeye vurup da ilacı tuttuğunda vilayette bulunan bütün hastalıkları, bütün mikropları tuttuğunu tuttuğu da boğu bölgülük sürüp çıkardığı gibi ismi celalın ateşi mikrullah kalpten ateş tuttu mu bütün vilayetin her aktarına bağlar.
Huzur. Üçüncü maddeye geldiğimizde çözüm cemaatten dışarı kâsiri, mümkündür, aptalı, mümkeni, kâsıp âlemin bütün tezerratını yoktan var eden Rabbül Âlemin'in huzuruna atıldık da ve nakış lambası temsilindeki kalbi İsmi Celal'ın kurtasıyla ele aldık. Allah, Allah, Allah. O lokuş lambası temsilindeki kalbim içerisinde bir iman temsilinde göğnek var. Yanar, sönür, kararır, ağarır. Fazla pontaya ihtiyaç var. Kontala emmenin oğlu kontala. Allah, Allah, Allah. Ruhanılıkın pazarlarda tam manatıyla yıkırılaktan kıtasını aldı mı? Kalpten sıçtıran yıkırılak nurunu, iman güneşinin filmleri yukarıya sıçtırır. Kalbin yukarıda birçok pencereleri var. Efendim, baştan avuç pencereti. Eğer ruhaniyetin taharlarda tam manasıyla zikrullah'tan kıtasını aldı da kalpten fıştıran Allah'tan kıtasını aldı da kalpten fıştıran zikrullah nurunun iman güneşinin filizleri ağız pençeresine kadar ulaşabildiyse bu ağız baştan bir kere sihir konuşma zemine olur. Sihir değil. Allah'ın beğenmediği laflara, sözlere denir. Nurdi de Allah'ın beğendiği laflara, sözlere denir. Bu ağız baştan bir kere bir konuşma zemmini alır. Konuşursan nur konuşur, konuşmakta sükut eder. Bunun sebebi ne acaba? Bunun sebebi iki kısma ayrılır. Efendim. Birisi çok senelerden beri üzerine şafak söktürmeden serazini ifade ettikten sonra ümmet-i Muhammed'in yoluna boynu kezilmiş kuşlar gibi çirkini ruhanılıkın tamamını taharlardan zikrullah'tan kıdasını aldı. Kalpten fışkıran zikrullah nurunun iman güneşinin filizleri ağız penceresine atar ulaşabildi. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de kardeşimiz ehlini bulup erbabından öğrendi. Nefes nimetinin kıymetini belledi elhamdülillah. Allah'ın nefes nimetinin kıymetini bütün ümmet-i Muhammed'e bildirsin. Dergahı yıkan boş laflar. Ümmet-i Muhammed'i felakete sürükleyen faydasız laflar. Dediğinden kodu, vadiyden kodu. 20 sene evvel aktara ötmüşmüş. Bombaşçının adı Mehmet imiş. Ve efendim hükümetin partisi alta kalmış, üste çıkmış. Ve efendim Haşadize'nin satmasını Mehmet Dayı'nın ağabeyi almış, alamamış. Allah'ın aşkına soruyorum. Kalbin vazifesi bu mu? Hani bu kalpten nur rabıta? Hani bu kalpten nur zikrullah?